Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere kıyamet nedir, kıyamet saati ne zamandır, kıyamet nasıl kopacak, kıyametten sonra neler olacak, hesap nasıl yürülecek, Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. İbrahim suresi 48. ayetten başlayalım. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Bu ayette Allah'ın bize anlatmak istediği şudur. Gökler ve yerler boyut değiştirecek. Yani bir yok oluştan değil, yeniden dirilişten bahseder Allah. Hesabın bu dünyada görüleceğini, dirilişin bu dünyada olacağını belirtir Allah. Kıyamet gününün zamanıyla ilgili ayetlerden başlıyorum. Ve eğer gerçekçiyseniz bu vaat ne zaman olacak diyorlar. De ki size vaat edilen öyle bir gündür ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Sebe suresi 29-30. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Necm suresi 57-58. Onlar doğruysanız bu tehdit ne zaman olacak diyorlar. De ki ona ait bilgi Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Mülk suresi 25-26. Sana o kıyameti soruyorlar ne zaman kopacak diye. Sen nerede, onu anlatmak nerede? Burada Allah bizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bile kıyamet saati hakkında bir bilgisi olamayacağını belirtmektedir. Bugün piyasada götünü yıkamaktan aciz birçok insan kıyametle alakalı birçok hikayeler anlatmaktadır. Bunlara itibar etmemenizi öneririm. Onun son ilmi Rabbine aittir. Nâziyât suresi 42-44. İnsanlar sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki kıyamet yakında olur. Ahzab suresi 63. Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız onun yanındadır. Siz sadece ona döndürüleceksiniz. Zuhruf suresi 85. Sana ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan ondan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. A'raf suresi 187. Şüphesiz ki kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde ne varsa erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. Lokman suresi 34. Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur. Nebe suresi 17. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Nahl suresi 77. Şunu belirtmek isterim ki Kur'an-ı Kerim'de kıyametle alakalı o kadar çok ayet vardır ki hatta kıyamet suresi vardır. Ben elimden geldiğince en çarpıcı olanlarını derlemeye çalıştım. Kusurum olursa affola. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Enbiya suresi 104. Ey Muhammed, de ki Allah sizi diriltir, sonra sizi o öldürür. Sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Câsiye suresi 26. Olacak vaka olduğu zaman onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. Vaka 1 ve 2. Herhalde size vaad olunan kesinlikle olacaktır. Mürselat 7. Günahkarlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. Keyif suresi 53. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır.
Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Şura Suresi 17. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Onlarsa hala gaflet içinde yan çizip aldırmıyorlar. Enbiya Suresi 1. Yaklaşan yaklaştı. Necm Suresi 57. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Yasin Suresi 49-50. Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet verilecektir. Enbiya Suresi 40. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine bakıyorlar. Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar? Muhammed Suresi 18. Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Zuhruf Suresi 66. Çünkü o sura üfürmek zorlu bir kumandadan ibarettir ki derhal onların gözleri açılıverir. Saffat Suresi 19. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverir. Yasin Suresi 49. Sen de onlardan yüz çevir ki o gün çağırıcı görülmedik müthiş bir şeye çağırır. Kamer Suresi 6. Yer o yaman sarsıntıyla sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Zilzal Suresi 1 ve 5. Sura bir tek üfleme üflendiği, arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman işte o gün olacak olur. O gün gök yarılmış sarkmıştır. Hakka Suresi 13-16. O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Nebe Suresi 18-20. Dağlar serpildikçe serpildiği, dağılıp toz duman haline geldiği, Vakıa Suresi 5-6. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli bir yün gibi olur. Meariç Suresi 8 ve 9. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Enbiya Suresi 104. Ey Muhammed! Sana dağların kıyametteki durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak. Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin. Taha Suresi 105-107. Biz o gün onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sura da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. Keyif Suresi 99. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Neml Suresi 87. Suçlular simalarından tanınır. Alınlarından ve ayaklarından tutulur. Rahman Suresi 41. Hem o kıyamet günü görürsün ki Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil mi? Zümer Suresi 60. Ey peygamber, sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil olduğunu sanma. Ancak Allah onların cezalarını gözlerin dışa fırlayacağı güne erteler. O gün başlarını dikerek koşacaklar. Gözleri kendilerine bile dönemeyecek. Gönülleri bomboş kalacaktır. İbrahim Suresi 42-43. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor. Kendilerine bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Hadid Suresi 12. Yüzler var ki o gün parıl parıl, güler sevinir. Abese Suresi 38-39. O gün gelince Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mutludur. Hud Suresi 105. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün suçlular her ümidi keserler.
Allah'a ortak koştuklarından kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar o zaman Allah'a koştukları ortakları inkar ederler. Rum Suresi 12-13. O gün ki hepsini mahşere toplayacağız. Sonra da o şirk koşanlara, haydi yerlerinize, siz de ortak koştuklarınızda diyeceğiz. Artık aralarını iyice açmışız, o ortak koştukları şeyler siz bize tapmıyordunuz ki diyecekler. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Sizin bize ibadet ettiğinizden bizim haberimiz bile yoktur diyecekler. Yunus Suresi 28-29. O gün Allah onları çağırıp peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. Kasas suresi 62-65. Kıyamet günü onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır. Meryem suresi 95. Ve sizler 3 sınıf olduğunuz zaman sağın adamları var ya ne mutludurlar onlar. Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar. Önde olanlar var ya onlar öncüdürler. İşte o yaklaştırılanlar. Vakıa suresi 7 ve 11. Kitabı sağından verilen alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim der. Artık hoşnut bir hayattadır. Yüksek bir cennettedir. Hakka suresi 19-22. Kitabı sol tarafından verilenlerse der ki keşke kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ne olurdu o ölüm iş bitirici olsaydı? Hakka suresi 25-27. Rabbine and olsun ki biz onları öldükten sonra dirilmeyi inkar eden kafirleri şeytanlarıyla beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler. Meryem suresi 68. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kafiyiz. Enbiya suresi 47. Şimdi videomun başında da belirttiğim gibi kıyametle alakalı çok ayet vardır. Hatta kıyamet suresi vardır. Ben elimden geldiğince en çarpıcı olan ayetleri derlemeye çalıştım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Allah hepimizi kıyametin dehşetinden korusun. Yüzleri parıl parıl olan kullarından eylesin. Hoşça kalın.